Değerli izleyiciler, bugünkü Ukrayna'da olan Poltava Savaşı 1707 ve Rusya-İsveç Savaşı'nın kahramanı Karl Tolfte, kral. Her savaşın bir kahramanı vardır ve bu savaşın kahramanı Karl Tolfte ve onun yazarı Voltaire'in yazdığı yapıtla karşımızda. Değerli izleyiciler, bugünkü Ukrayna'da olan Poltava Savaşı 1707'de 7000 İsveçli askerin ölümüyle sonuçlanan Ruslara karşı yenilginin anıtını burada görüyoruz ve kız kardeşi ölen erkek kardeşleri için burada bu anıtı bu şekilde Poltava Savaşı'nın sonucu olarak görüyoruz. Bugünkü Ukrayna Savaşı'na bakarken neden bu topları görüyoruz? İsveç Kralı'nın 1701'de başlayan Narva utkusuyla Moskova'nın kalbine doğru gidişini görüyoruz. Bugünkü Ukrayna içinde olan Poltava'ya doğru giden kralın ve ordusunun Poltava'da General Kış tarafından karşılandığını ve savaşın bu şekilde sona erdiğini görüyoruz. Poltava Savaşı'nın sonu. 1800 başlarında Avrupa Şövalyeler tarihini Fransızcadan okuyan Saklı Paşa, Osmanlı Paşası'nın bu savaş öyküleriyle ve kahramanı olan Karl Tolfte'nin öykülerini Voltaire'in 1732'de Hollanda'da basılan kitabını cebinde taşıyan Saklı Derviş Paşa'nın anlatılarıyla Erzurum'da Rus ordusunu karşılamaya gelen paşanın öyküleri ve anlatıda yer alan kral. Değerli izleyiciler, buradan sizlere esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 1 Mart 2022 Stockholm, Tekin Salmaz.